أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان الأولياء مدد يا مولانا رحمة الله يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالباً غير مغلوب، 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 يا غالباً غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب جل جلاله هر دائم غالب olan Allah'tır سبحانه وتعالى Ne kıssalar, ne menkıbeler, ne peygamberlerin başından geçen olaylar Kur'an-ı Kerim'de teker teker anlatılıyor. Şuara suresinde Mevla-i peygamberlerin kıssalarını anlatıyor da sıralı bir şekilde. İnsanları hakka davet ederken bir noktaya özellikle tekrar tekrar Kur'an-ı Kerim'de bize zikrediyor. Allah'a davet ediyorlardı onlar da. Davet ederken şöyle söylüyorlardı. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ bu size öğrettiğimden dolayı sizden bir karşılık beklemiyorum, bir mükafat beklemiyorum, bir ücret beklemiyorum. Böyle söylüyordu. Hepsi. Nuh Aleyhisselam da, At kavmine gönderilen Hud Aleyhisselam da, Semud kavmine gönderilen Salih Aleyhisselam da, Sodom denilen, oraya gönderilen Lut Aleyhisselam da, Eyke ashabına gönderilen Şuayb Aleyhisselam da, Hepsi kavimlerini fattakullahu veatiun. Allah'tan korkun, bana itaat edin diyorlardı. Çünkü Allah'ın emrini size ben bildiririm. Ben gösteririm, ben öğretirim. Bunu bugün Müslümanlarımız galiba biraz unuttu. İnsan dini hiçbir şeyi para karşılığında yapmaz. Bir sohbeti, bir ilim öğreticiliğini, Kur'an-ı Kerim öğreticiliğini Bunları para karşılığında yapmaz. Kesinlikle. Bu bütün Müslümanların kalbinde olması gereken bir ahlaktır. Bir yere Kur'an-ı Kerim okumaya gitti. Bunu sırf Allah için gitmelidir yani. Burası önemli. Sohbet için Allah için gitmelidir. Ama oraya gittiği zaman o insana bir teşekkür babından bir ikram olunursa istemeden verileni Allah'ın gönderisi olarak, hediyesi olarak kabul etmelidir. Kalbi hangi niyette tuttuğun zaman sağlamsın, hangi niyette tuttuğun zaman bozuksun onu anlatacağız şimdi. Sen her gittiğin yere Allah için gidersin. Celle Celaluhu. Oradaki insanlar senin hizmetine bir destekte bulunmak veyahut da size bir hediye sunmak istiyoruz diyerekten size ikram etmiş olduğu bu şey istemeden verilen Allah'ın ikramıdır. Celle Celaluhu. Onu ters çevirmek Allah'ın hoşuna gitmez. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu teala anha peygamberi zişan bir kumaş getirmişlerdi. Götürün bunu Ömer'e verin dedi peygamberimiz. Götürdüler Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer dedi ki e, benim ihtiyacım yok. İhtiyacı olan birisine gönderin. Resul-i Ekrem gördüğü zaman ona kızdı. Dedi ki İstemedilen gönderileni kabul et. O Allah'ın ikramıdır. Geri çevirirsen Allah'a geri çevirmiş olursun. Kabul et. Lazım mı değil? Sen al götür birisine ver. Şimdi kalbimiz, niyetimiz bu noktada sağlam olduktan sonra birileri getirip ikram ediyorsa onu kabul etmekte bir ziyan yoktur. Ama şu kadar para vermezseniz ben gelirip sohbet etmem. Şu kadar para vermezseniz ben gelip Kur'an okumam. Şu kadar para vermezseniz şunu yapmam, bunu yapmam. Bu ayetlerde okuduğumuz gibi peygamberlerin ahlakına zıttır. Burası muhakkak. Ama tabii burada iki tarafı da düşünmek lazım. Yani bir hoca efendiysen kalkıp 300 kilometre öteye çağırıyorsun. Bu hoca efendinin arabası su yakmıyor. Havayla da çalışmıyor bunun harcadığı bir benzin var. Tabiri caiz ise lojistik masrafını gidermek bu bunun içerisine girmiyor. Bir hoca efendi siz buraya sohbete geldiğiniz zaman vaaz başına biz burada aşağıda bilet kesersek veya hutta internetten dinleyen kardeşlerime söylüyorum. Dinleyenlere orada para kesersek ha, o zaman peygamber ahlakına zıt davranmış oluruz. Burası muhakkaktır. Onun için birileri bu taraftan bakıyor, yanlış konuşuyor. Birileri bu taraftan bakıyor, yanlış konuşuyor. Şimdi biz bu hizmeti götürürken burası bir dergah. E bu dergahın elektriği var, suyu var. Bu dergah Allah'ın dergahı, hepimiz kullanıyoruz. Bu Allah'ın dinidir, bu Allah'ın dininin özel mekanıdır. Keza camilerimiz de. Kur'an kurslarımız da. Buraya lazım olan şeyleri hep bir elden gidermek bu hocaya ödediğim bir para değildir. Ve bu din hizmetinin karşısında verilen bir para da değildir. Bu Allah'ın dinini ayakta tutmak için hep bir elden o sancağı kaldırmaya sarılıştır. Bunu böyle bilmek lazım. Yani cahil cühelanın kendi tavırlarıyla biz halı sahada maç yapacağız. E nasıl yapacağız halı saha bizim değil ki? E tamam hep birlikte toplanırız oraya bir para veririz. Ondan sonra kimde toplanacak? İşte hakem var, hakemde toplanacak. E orada biz bir şeyler de içeriz tamam da parasını toplayalım. Kimse de dık yok. Paraları topluyorsun neden? Keyfini eda edecek çünkü orada. Ama Allah için olduğu zaman yok işte onlar dinden geçimini sağlıyorlar gibi CHP tarzı, ateist ve kemalist tarzı insanların devamlı İslam'ı yıpratmak için söylediği sözler. İşte bir hoca geldi mevlite de zarfı verince hemen kaptı diyor. E kendin okusaydın o zaman. Çağırma hocayı. Öğren mevlidi kendin oku. Cenazemi yıkadı diyor. Zarfı uzattım parayı hemen kaptı. Bu benim yaptığım iş değil. İmam kardeşlerimiz için burada konuşuyorum yani. Ben bir kere cenaze yıkamışım. O da babamın amcasının cenazesidir. Kendi akrabamdır yani. Ama neticede kardeşim yani cenazemi ben bir hoca efendiye yıkatıyorsam Allah razı olsun. Adam kalkmış gelmiş benim ölümü yıkıyor. Yani cebimde varsa bir şey onu ikram etmeyi şeref bilirim kendime yani. Hem ikram ediyor hem de zarfı kaptı diyor. Mevlidi kendine oku kardeşim. Bu senin peygamberin değil mi? Sade hocanın peygamberi mi bu? Hepimizin peygamberi bu. Al mevlidi kardeşim. Oku. Sana kimi itiraz etmiş yani? E bak yine söylüyorum ben mevlidlere de gitmiyorum. Biz burada okuyoruz. Hamdolsun. Neticede bir şeyler birbirine karışmış. Adamın düğününde gelip şarkı söyleyene para verirken hiç sıkılmıyor. Hiç söz etmiyor. Ulan şarkıcı zarfı kaptı götürdü. Duydunuz mu hiç böyle bir laf? <laughs> Düğünü organize eden. Daha düğün bitmeden parayı alıyor adam. Kimsenin bunu laf ettiğini duydunuz mu? Yok. Hoca efendi diyor mevlide çağırdık. E zarfı uzattık hemen attı. Madem adam almayacaktı zarfı niye uzattın? Yani almasın mı adam? Yok almasın. E buyur kendini oku o zaman. O Mevlidi okuyan para için gelmeyecek. Allah için yapacak bunu. Celle Celaluhu. O niyetini sağlam tutsun. Para için oraya gitmesin. Bu önemlidir. Sohbet eden insan zaten para için ediyorsa o sohbetin kıymeti olmayacak. Manası olmayacak, tadı olmayacak, kuvveti olmayacak. Olmayacak yani. Çünkü peygamber ahlakı değil bu. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ Ben Allah'ı anlatırım kardeşim. Zevkle anlatırım. Söylediğim sözü önce kendim dinlerim. Sonra dinleyenlere buyurun derim. Bu benim en keyif aldığım şeydir. Çünkü Rabbimi anlatıyorum. Ben Resul-i Ekrem'i aşk-ı şevk ile anlatırım. Benim aldığım o tadı ödeyecek bir para yok zaten. Onun karşılığında bir para beklemem. Mevlid-i Şerif'i aşk-ı şevkle okurum. Cenazeye giderim, Kur'an'ı aşk-ı şevkle okudurum. Kimseye de gel bana para ver demem. Adam getirip zarfı koydu mu onu Allah'ın ikramı bilirim ben. Veren de tanımam. Geleni de tanımam yani. Yok o öyle diyecekmiş. Bu böyle diyecek O da umurumuzda değil yani. Onların diyeceğine göre biz İslam'ı dini o şekilde yaşayacak değiliz. Keyifleri bilir. Kendi organizelerine ne paralar ödüyorlar. Kimse bunu laf etmiyor. Bir mevlid okutuyor hoca efendiye. Veyahut da Kur'an-ı Kerim okutuyor. Veyahut da cenazesini yıkatıyor da. Götürdüğü parayı durmadan konuşur söyler. Bu da Müslümanlığı çiğ olduğunun, o kişinin Müslümanlığının çiğ olduğunun işaretidir. Kalbinin cimri olduğunun işaretidir. Düğün salonuna para verdiğini, dert yananı duydunuz mu hiç? Mümkün mü yani? 10 bin liralık var diyor düğün salonu. Yok diyor ben 30 binden aşağısını tutamam. 30 bin tutacağım. Benim diyor bütün akrabalarım 10 binlik tuttu. Ben hepsinden üstün olmam lazım. 30 binlik tutacağım. Araba var bizde bir tane. Boşuna kiralama düğün için. Güzel de arabamız var bak. İstanbul'dan getiriyorum arabayı. Ne kadar para işte şu kadar para. Ya etme el, ya önemli değil ödedim zaten. Ama hoca efendi mevlüt okudu zarfı verdeme kaptı ya. Ya Müslüman ne hale geldi yani gerçekten çok acayip. Allah için verdiğine durmadan konuşur. Keyfi için verdiğinin bir de biliyor musunuz yani hani keyfine harcadığının yüzde birini belki veriyor Allah için. Belki binde birini veriyor. Onu da konuşur durmaz. Biz şimdi hakkani bakışta sohbetler yapıyoruz. Ya sohbetin konusu farklı. Söylediği farklı. Adam akıllı bir cevap yazacak kuvveti de yok. Ne söylüyor hep devamı söyleyen? Bunlar din tüccarları. Ya o akkari bakışta 210 tane sohbet var. Hangi sohbet şey dinledin de bize para ödedin? Ödedi mi bir para? Yok. Bizim hangi hizmetimiz sana geldi de karşılığında sen bunu parayla aldın? Yok. Tamamen şeytanın lakırdıları. Başka bir şey değil. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ Bizim noktamız burasıdır. Peygamberlerin noktasıdır. E falanca hoca efendi para almış da hizmeti almış yürümüş beni ilgilendirmez onun hizmeti. Etrafındakiler çoğalmış o da beni ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren konu biz Allah'ın öğretisine uygun muyuz değil miyiz? Biz peygamberlerin yolunda mıyız değil miyiz? Burası önemli. Ben şeytanın peşine takılmışım. Şeytanın istediği gibi hareket ettim diye etrafımda dolduğu zaman millet e o zaman şarkıcılar, türkücüler onlar benden daha önde. Öyle değil mi? Velhasıl bir oradan yak bir buradan yak yok bizim yolumuzda yani. Allah'ın nizamı neyse o yolda o minvalde inşallah devam edeceğiz. Ona göre olacak halimiz de hareketimiz de inşallah. Ve biz doğru yoldan giderken niyetimizi sağlam yaptıktan sonra şeytanın vesveseleriyle bize boşla kırdılarda bulunanların sözlerini hiç kale almayacağız. Çünkü onların sözlerini kale alıyorsak bilelim ki niyetimiz sağlam değildir. Niyetimizde hastalık var. Allah muhafaza buyursun. Ben geleni Allah'tan bilirim Celle Celaluhu. Şeyh Nazım Hazretleri diyor biz halvetteyken Bağdat'ta Geylani Hazretleri şeyhimizin dedesi oluyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Şeyhimizin şeyhi Abdullah Dastani Hazret diyor ki deden seni çağırıyor git halvete orada gireceksin. Bağda'da Geylani Hazretleri'nin türbesine gidiyor Şeyhimiz Hazretleri. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri. Oraya gider gitmez diyor baktım bir tanesi geldi. Şeyh Nazım sen misin? Evet benim. E biz de seni bekliyorduk demiş. <laughs> Burada yapacaksın. Hizmetini ben göreceğim senin. Orada benim hizmetimi görüyor. O kişi diyor Şeyhimiz Hazretleri. Biz diyor böyle ellerimizi kaldırıp Hazretin huzurunda dua ederken Bağdatlı Arap kadınlar biz böyle dua ederken şuralarımıza para koyardı diyor. Biz dua halindeyken öyle giderlerdi onlar. Öyle bir adet varmış demek ki orada. Ben de derdim ki bunu Geylani Hazretleri'nden ikramı olarak bilirdim. Sen de gönderirsen biz alırız derdim. Senin ikramını reddetmeyiz, geri çevirmeyiz der bir şeyh efendi Hazretleri. 6 ay oldu bitti halvetimiz diyor. Geldi o bize hizmet yapan kişi. Şeyh Nazım Hazretleri sizin hizmetiniz tamam oldu. Siz de bilirsiniz zaten demiş. Evet demiş orada biliriz İnşallah Gideceğiz yani tamamdır. Senden bir şey istiyorum demiş. Altı aydır Şeyh efendi hizmet eden. Hizmet dediğimiz yani halvet anında çorbasını getiriyor. Yiyeceğini getiriyor. Onlar oradan çıkmıyorlar çünkü halvetin şartları var, şey usulü var. Şu demiş üzerinde giydin abayı isterim senden. Hediye olarak. Benim de diyor bir tane abam var zaten. <laughs> Tam derviş bizim gibi değil. Bizim şey dolu maşallah. <laughs> Gardaloplar. Tamam dedim diyor. Çıkarttım katladım verdim. Aldı diyor o abayı bir adım geri attı, iki adım geri attı, üçüncü de kayboldu diyor. <laughs> o kişi. Ruhanilerden yani mübarek gelip şeye bende hizmet etmek için gelmiş, kayboldu gitti. <laughs> i̇şte neticede Allah'ın ikramını biz geri çevirmeyiz. Seyr sefer yaptığımız zaman gezdiğimiz yerlerde bir şey gerçekten insanın canını sıkıyor. Nedir o? Nedense bu son zamanlarda bu heykelcilik fazla bir şekilde yayıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem suret yapan da yaptıran da helak olmuştur. Şimdi burada bu fotoğraf mıdır değil midir alimlerimiz farklı farklı görüşe gittiler. Bu kimisi fotoğraf da haramdır dedi, heykel de haramdır dedi. Bir grupta dediler ki hayır bu hadisi şerif gölgesi olan manasındadır. Gölgesi olan da elle tutulabilen de heykeldir ve heykel haramdır diye söylediler. Yani şimdi Resul-i Ekrem'in bu sözlerinden sonra hadi fotoğrafa cevaz vardır diye çıkarttı alimlerimiz ama heykele kesinlikle ve kesinlikle cevaz yoktur. Haramdır dinimizde. Yapan da yaptıran da lanetlenmiştir. Ama bakıyorsunuz hani bir padişahın heykeli yapılıyor. Bir Nasreddin Hoca'nın türbesine gittik. Allah rahmet eylesin. Bir sürü heykeller. Mevlana Hazretleri'nin türbesine giriyorsun. Mum bilmem neyinden bir sürü maketten insanlar. Bir yerlere cami yaptığı zaman devlet yahu israf derler. Durmadan bu lakırdıyı yaparlar. Ama bu heykellere kimse laf etmez. Dinimizde yok, gereği de yok bir heykel hastalığı var bizde aldı gitti yani gidiyor. Maalesef her gruptan sağcısı da solcusu da bunu artık normal görmeye başladı. Bunu düzeltecek olan Cumhur Reisidir yine. Çünkü Peygamber Zişan buyurdu. su ala dini mulukihim insanlar padişahlarının dini üzerinedir. Padişahtan bir emir gelirse kaldırırlar inşallah diye düşünüyoruz, temenni ediyoruz. Biz böyle giyindik diye bize gerici derler kapalı kadınımıza medeni değildir der. Halbuki Allah'ın emri diye kapatmış. Allah'ın emrini yerine getiriyor. Medeni değil. Kadının bir tanesi gitmiş bir tane köşke hangi koştur bilmiyorum. Açık artistlerden bu da. Yani bizim milletimiz de artık ne zaman uyanacak bilmiyorum. Biz buradan devamlı söylüyoruz, söylüyoruz, söylüyoruz ama yine onları siz meşhur ediyorsunuz yani. Bu kadar dine düşmanlıklarını aleni bir şekilde söylüyorlar. Vatan hainliklerini Aleni bu şekilde söylüyorlar ama yine onlar oynuyor o dizilerde. Yine onlar meşhur. Yine onların oynamış olduğu dizileri yayınlayan kanallar yine Müslümanlar tarafından seyrediliyor. Neyse gitmiş bir köşke eski birisinin köşkü yazıyor. Köşkte de çalışanların hepsi kapalıymış. Hamdolsun kapalılar çoğalıyor artık. Biz havalimanına gittiğimiz zaman baktım orada da kapalı artıklar çalışıyor maşallah. Türk Hava Yolları'nda özellikle. Baktım diyor gezdim her tarafı bu kapalılığı gericilik diye bilen bu ünlü. Gezdim oraya diyor baktım resimlerde nasıl modern insanlar açık kadınlar köşkün sahipleri açıkmış ya. Nasıl modernler böyle yüz, bana gülerek bakıyorlar öyle hoşuma gitti. Sonra içeriye baktım diyor maalesef bir sürü başı kapalı gerici. Bir resim çekinebilir miyim diye onlardan istedim resimde de böyle somurtmuş. Yahu diyor işte görün benim halimi onların içerisinde nasıl. Biz böyle giyiniyoruz diye bize gerici diyorlar. Neden? 1400 sene öncenin kıyafetini giydik diye. Siz ne yapıyorsunuz? Her yere heykeller dikiyorsunuz. Sevdiğiniz insanın, kahraman diye inandığınız bir insan heykellerini dikiyorsunuz her yere. Yahu kimin kimi sevdiğine kim karışır? Yani Müslümanları Mustafa Kemal'le bir derdi yok. Mustafa Kemal zaten ölmüş. İyi yaptıysa, iyi kötü yaptıysa kötü Allah'ın huzurunda çıkacak yani meydana. Fakat bu Mustafa Kemalcilik başımıza bela oldu yani. Gerçekten öyle. Bize gerici diyorsunuz neden 1400 sene önce gelen bir peygamberin Allah katından inen kitabında kapanın dedi diye biz kapandık dilimize uyduk. Veyahut da o Resul'e olan aşkımızdan dolayı onun gibi giyindik biz gerici olduk. Peki sizin yaptığınız nedir? Her yere heykel dikip bu heykelin önünde benim sevdiğim adamın heykelini diktim. Bu heykelin önünde selam duracaksın. Bu kimin fiiliyatıdır? Romalı putperestlerin fiiliyatı değil mi bu? Bize 1400 sene önce gelen dinin emrini yerine getiriyoruz diye gerici diyenler bizden daha geri gitmemiş mi? Kardeşim Mustafa Kemal'i çok mu seviyorsunuz? Sevin. Kimin kimi sevdiğine kim karışır tekrar söylüyorum yani. Ama bir heykelin önünde selam durma mecburiyeti niye koyuyorsunuz bize? Ne gereği var? Ve ona selam durmayanı fişlemek. Yani ben defalarca tanrıların heykelleri karşısında isteksiz tazimde bulunduklarına tanık oldum. Çok daha önceden onların ne mal olduklarını ortaya çıkarıp cezalandırmalıydık. Cumhur reisi kaç senedir 10 Kasım'a katılmamış da bu sene katılmış bir tek. 10 Kasım'a katılmaktan kaçıyor diye onu tenkit ediyorlardı. Ya biz Müslüman değil miyiz? Hepimiz Müslümanız diyor. Evet. Peki Mevlid'e katılmayanı siz fişlediniz mi hiç? Peygamberin Mevlid'ini kutluyoruz ya hani. Mevlid'e katılmayan milletvekilleri. Hiç duydunuz mu hiç? 10 Kasım'a katılmıyor diye adama düşman kesilmişler. Ve bütün çocukları heykelin önünde selam durdurturmuyorlar mı? Zeus yok bilmem ne onlara karşı Roma İmparatorluğu'nun bütün insanlara mecburu kılmış olduğu hareket değil mi? Zeus'a selam verip geçeceksin diyor. Geçmezse fişleyin oraya adam koyuyor. Bu heykelin önünde secdeye kapanmayan bilin ki tek tanrıya inanıyor demektir. Bu durumda derhal görevinizi yapın. Bir vakte kadar da bizim burada fişleniyordu. Bu demek ki sağlam Müslüman. Gelmiyor. Aynı Roma işlemi bunlar. Şimdi bize, biz miyiz gerici acaba siz misiniz gerici? Dikkat edelim yani. Mecbur muyuz biz her yerde heykele selam durmaya? Heykele bir de yani. Hani o kadar ileriye götürmüşler ki bu işi. Sevdiğimiz insana seviyoruz deyin değil bırak. Heykelin önünde saygı duracaksın diyor. Türkiye'de Osmanlı Selçuklu gibi devletler oldu. Bir çağ açıp çağ katbatan hükümdarlar oldu. Hiçbirisi benim heykelimi dikin dedi mi? Ve onları o kadar seven bizler hiçbirisinin heykelini diktik mi? Bizim peygamberimizin hiçbir yerde heykelini gördünüz mü? Ne dedi Cumhur Ben çok çok üzüldüm. Bir defa bu bizim değerlerimize terstir. Ben ne heykelimin dikilmesini istiyorum. Ne masklar yapılmasını istiyorum. Ne bu tür görseller yapılmasını istiyorum. Neden? Bizim dinimizde böyle bir şey yoktur çünkü. Dinimize uygun değildir heykel meselesi. Ama bakıyoruz her yer heykel dolu. Aslan heykelleri, leylek heykelleri, canlı bir şeyin heykelini yapmak haramdır dinimizde. Yapana da, yaptırana da lanet ediyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dinen söylüyorum ben ya. Yani. Uyan uyar, uymayan kendi bilir. Peygamberimizin hadis-i bu. Birisini seviyorsak biz heykelini yaparak değil, onu kalbimize koyup, kalbimize kazıyarak onun sevgimizi gösteririz. Onun öğrettiği yoldan giderek kendimizi gösteririz yani. Budur bizim üstün anlayışımız ve kalbimizdeki sevdanın kuvvetliği buna göredir yani. Onun için hiçbir yerde bir Müslümanın sevdiği zatın heykelini yaptığını göremezsiniz. Ama bu son zamanda işte Belirli bir takım yerlerde heykel görüyorum. İşte Konya'ya gidiyoruz Mevlana Hazreti'nin türbesinin içerisinde maketten heykeller. İzmir'e gitmiştik bir defa Mevlana Tepesi var dediler. Allah Allah dedim. İzmir'de de Mevlana Tepesi yapmışlar maşallah. Gidelim mi görelim. Yani manevi bir şey yaptılar zannediyorum orada. Gittim bir baktım 3 katlı bir tane heykel yapmışlar Mevlana Hazretleri. Etrafında da böyle derviş heykelcikleri. Maneviyat dedi bu bunların etrafını oturup çay içiyorlar falan resim çekiniyorlar. Heykel yaparak ibadet yaptığını zanneden bir topluluk çıktı ortaya yani. Allah'ın haram kıldığını yapıyor, ibadet yaptığını zannediyor. Mevlana Tepesi. Kalsın sizin Mevlana Tepenizde şeyinizde. <laughs> hepsi kalsın. Velhasıl bize gerici diyenler almışlar bizi nereye götürmüşler? Ortada yani. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Celle Celaluhu. Herkes istediği yoldan gitmekte hürdür. E gidin kendi yolunuzda. Evin içine yap bir heykel. Sabah akşam. Atanı çok seviyorsun mesela yani. Yap bir heykel evin içine. Etrafında dön. Beraber yat. Yap yani sorun yok. Kim sana karışır? Kim sana ne der yani? Ama biz bizim sevdiklerimizin heykelini yanmaya kalkarsak. Bizim tarihimizde bir kahraman yok. E onların hepsini yapsak o ada pazarı yürünmez o vakit. Bizim seyit onbaşılarımız var. Bırak padişahlardan maada yani. Ne şanlı askerlerimiz var. Ulubatlı Hasanlarımız var. Lalalarımız var. Var da var, şehzadelerimiz var. E hepsinin heykelini yapsak zaten. Onun için sevdiğimizi heykelde değil, heykelcikte değil de kalbimizde taşımaktır bizim işimiz. Onlara her daim Fatiha göndermektir. Ruhlarına, kabirlerine nur olsun diye inşallah. Ve asıl sevgi, o kutlu insanların hangi dava uğruna savaştıysalar, hangi dava uğruna, canlarından geçtiyseler o dava uğruna savaşmaktır. Asıl kutlu vazife budur yani. Biz de onun için uğraşıyoruz inşallah. Hakikat penceresinden bakabilecek kuvvet ihsan eylesin bize Rabbimiz de doğruyu görebilelim. Gözlerimiz kör olduğu zaman böyle acayip hallere düşebiliyoruz. Yani isterseniz Mevlana'nın heykelini yapın, isterseniz Fatih Sultan Mehmet'in hiçbirisine razı değiliz. Nerede varsa devletimizden ricamız yıkılsın. Heykel bizim dinimizde yoktur. Heykel tıraşlık bir meslek değildir. Müslümanlar da buna dikkat etsin yani. Uzak dursun bundan. Millet evinde istiyor yok aslan bakıyorum, görüyorum. Bu sapanca yolunda da bir sürü var. Yok aslan heykelleri, yok fil heykelleri, hiç gereği yok. Ağaç yapıyorsan yap. Çiçek yapıyorsan yap. Ot yapıyorsan yap. Dağ yapıyorsan yap. Ama nefes alan, kalp taşıyan canlıların heykellerini yapmak dinimizde yasaktır. Ve onun olduğu yere Melek gelmez. Yani hayır yaptığını zannediyorlar. Her her herkel dikiyorlar. Halbuki melekleri kaçırtıyorlar. Heykelin içinde bulunduğu eve melek girmez diyor Peygamber. Zişan bir gün sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam bekliyordu. Baktı gelmedi Cebrail aleyhisselam. Beklediği vakitte. resul Ekrem dışarıya çıktı. Sonra dışarıya çıkınca Cebrail aleyhisselam indi. Diyor ki niye gelmedin? Bir rivayette İçeride köpek vardı diyor. Köpeğin olduğu eve de girmez. Ha, bak nasıl konusu da geldi şimdi. <laughs> köpek besliyor evin içinde. Ya köpek zaten necis bir hayvandır. Yani salyasının değdiği yerde namaz kılınmaz. Yıkamak gerekir onu yani. Üzerine de değse salyası yıkaman gerekir onu. E onu evin içerisine sokuyorsun. Ya pis yani. Nasıl evin içine sokuyorsun? Kucaklıyor bilmem ne yapıyor. Şöyle. Ya kardeşim her şeyin bir yeri var yani. Biz de seviyoruz. Bizim kapımızda da var köpek. Geldi buraya tahtını kurdu. <laughs> Biz de itiraz etmedik. Adam şey yaptı yani. Sahibini bıraktı buraya geldi. <laughs> Biz de hoş geldin dedik. <laughs> Orada duruyor. Gerçekten köpek bizim değil yani. Köyün köpeğiydi. Çıktı oradan geldi buraya oturdu köpek. Tabii. Yani bu köpek bunu Allah'ın emriyle yapacak. Başka kimlik kafasına göre yapacak hayvan değil bu. Biz de dedik tamam buyur otur burada yani. <laughs> ne, biz ne yiyorsak sana da veririz. Ama bu köpektir yani onun yeri dışarıdaki kulübedir. Gel benimle yatağıma gir. Böyle saçma sapan işler olmaz yani. Köpeğin olduğu yere melek girmez. Keza diğer hayvanlar da yani kedi de böyle. Kedi hayvanı dışarı çıkacak. Kedi temizdir içeri de girer çıkar. İtirazımız olmaz ama içeriye kilitle kediyi dışarıya çıkmasın. Bu da aslında uygun değil yani. Bir de rivayette o Hazreti Ayşe annemizin kiliminin üzerinde bir motif vardı diyor. O kabartmalı bir motif işte o heykeldir görüşünde olan alimler öyle diyor. Ondan dolayı girmedim diyor Cebrail Aleyhisselam. Yani heykelin olduğu yere melek girmez. Fotoğraf dedi ki alimler gölgesi olanda demişler bu hadis-i şerif geçerlidir. Onun için fotoğrafa izin vermişler. Ama en sağlamını alacağım diyorsanız... Yine de evinizde boy fotoğrafı koymayın. Vesikalık olur. Yaşamayacak şekilde olursa olur. Ama boy fotoğrafı olmasın Yani şuradan yukarısını koyarsan o kadarı sorun yok. Yani boy fotoğrafından ihtiyatı budur. Yani kaçınalım. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Ama heykel kesinlikle izin yok. Olduğu yere de melek girmez. Dinimizin evamiri budur. İsteyen kabul eder. Müslümansa mecbur kabul edecek zaten. Yok ben öyle bir İslam'ı anlamıyorum diyorsa İslam birdir. O da sağlam bir şekilde beyan edilmiştir. Zamanın saçmalayan, kendine göre konuşan insanların anlattığı gibi de değildir. Allah Subhanahu ve Teala halimizi her daim daha üste çıkartmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Celle Celalü imanımız denmeden kuvvetlensin inşallah. Amin. Levh-i Mahfuz'u görecek imanımız olsun. Amin. ومن الله التوفيق بحرمه <الْفَاتِحَة> Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Dergah adı ile takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.